savunma sanayinde, havacılıkta gelişmiş metaller o ürünün çok daha uzun ömürlü olmasını, çok daha hafif ve çok daha efektif olmasını sağlıyor. Ama bazen bu metalleri işleyecek elmas uçlar veya işleyecek teknolojiler ambargoya takılıyor veya gizli oluyor bu ambargo. Bazen de açık oluyor. Ne yazık ki gelmiyor. Şimdi bu konuyla ilgili Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketle beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ramazan Tarık Kırık adım. Kırtaş Sert Metal AŞ'nin kurucu ortaklarındanız. 3 ortak olarak kurulduk. 3 kardeşiz. Ağırlıklı olarak savunma, havacılık, otomotiv sektörlerine çalışıyoruz. Materyal olarak da işlediğimiz ürün grupları tungsten karbür. Yani dünyanın en sert madenlerinden birisi. Üçüncüsü olarak söyleyebiliriz. Bununla ilgili Türkiye'de zaten çok yerli pazarımız da çok ithal olduğu için biz de yerli bir firma olarak kurulduk. Bunlarla ilgili şirketimiz hem üretim gamında olsun hem ham madde pazarında olsun Avrupa ve Amerika pazarına hitap etmekte. Lokal olarak da savunma sanayi firmalarımıza destek vermekteyiz. Peki bu metaller savunma ürünleri olarak nerelerde kullanılıyor? Özellikle bir odaklandığınız bir konu var mı? Namlu açma teknolojilerinde kullanılıyor, zırhlama teknolojilerinde kullanılıyor. Ondan sonra herhangi bir metale veya madene şekil vermek için, bu sert bir maden olduğu için, bunlarla ilgili kesiciler, form verici, sıvama şeklinde olabilecek bütün materyalleri üretip müşterilerimize hem teknik anlamda desteğini veriyoruz, yazılımsal olarak da G-Code'dur, CNC kodlamasıdır, tersine mühendisliğini yapıp direkt ürünleri ölçüm cihazlarımıza çıkarıp direkt hassas bir şekilde bindelikli hassasiyetlerde işleme kapasitesine sahibiz. 3 mikrona kadar düşebiliyoruz. Bunu işlerken hangi teknikler kullanıyor? Hangi CNC'de hangi başlığı takıyorsunuz? Çünkü asıl ambargo ile ilgili milyon dolarlık tezgah alınıyor. Milyon dolarlık parça yapılacak ama o uç gelmeyince işlemiyor. Doğru. Bununla ilgili işleme yöntemleri taşlama teknolojileriyle gerçekleşiyor. Onun dışında da elektro akım, elektro arc yöntemiyle kesilmesi veya form verilmesi olabiliyor. Bu şekilde imal edilebiliyor. Çünkü malzeme çok sert olduğu için 93 oklar sertliğinde çeliğin yaklaşık 3 katı sertliğinde bir malzemeyi herhangi bir kesiciyle işleyemiyorsunuz. Mutlaka diamant taşlar kullanmanız gerekiyor. Bizim bünyemizde de 5 eksen, 7 eksen bunun gibi CNC makineleri var. Ölçüm cihazlarımız, işte televizyonumuz, bunlarla ilgili biz bütün çalışmaları yapıyoruz. Teknik resimlerini çıkarıyoruz. Toleransları belirleniyor. Parça üretime giriyor. Ondan sonra müşteriye götürülüyor. Testini yapıyoruz. Okeyini aldıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda bu sistemleri yapabilen hangi ülkeler yoğunluklu olarak kullanıyor? Galiba biraz da ambargo onlardan geliyor galiba. Avrupa'dan genelde yoğunluklu olarak kullanım bu şekilde var. Genelde stratejik savunma ile ilgili stratejik parçalarda ambargo, teknolojik ambargo yiyoruz. Bununla ilgili de biz burada bu ambargolara karşı ürünleri mikron seviyesinde işleme kapasitemizden dolayı savunma sanayimiz olsun, havacılık sektörümüz olsun birçok konuda hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelecekle ilgili hedefleriniz nedir? Bunu nereye taşımak istiyorsunuz? Hassasiyeti arttırmak mı? Daha fazla yerlilik oranı? Bunlarla ilgili neler planlıyorsunuz? Bununla ilgili zaten maden şu anda yurt dışından ithal olarak gelmekte. Bununla ilgili görüşmeler var şu anda. Profesörlerle ilgili hocalarımızla görüşüyoruz. Bakanlığımızın da çalışmasıyla Türkiye'de bu ürünleri yerleştirmeye devam edeceğiz. Nadir bulunan elementler seviyesine giriyor. Türkiye'de çıkıyor mu bu madenler? Bu maden şu anda Uludağ'ın altında var. Fakat sit alanı olduğu için durduruldu. Kobalt şu anda Erzurum'da bulundu. Bununla ilgili yani ana ürün materyalleri wolfram ve kobalt. Eklentileri titanyum, demir alaşımları gibi toz metalürji olarak basıldığı için şu an Türkiye'de bununla ilgili bir de nükleer santrale ihtiyaç lazım. Enerji konusunda çünkü şarj operasyonlara başlandığında elektriksel bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Biraz da nükleer santralle bekleniyor bitişini. Bu şekilde bir atılım yapacağız inşallah. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Geçtiğimiz günlerde ben bir hem video hazırlamıştım hem de siteme haber. Örneğin Amerika'nın en stratejik uçaklarından biri F-35 ve F-35'te çok önemli miktarda metal Çin'den geliyor. Gerçekten insanın kafasının aklı almayacağı şeyler. Bir anda Çin Amerika'nın düşmanı ama öbür tarafta da baktığınız zaman bu maddelerin Çin'den de gelmesi benim açımdan gerçekten soru işareti.